1821'de Osmanlı'ya karşı Yunan isyanını başlatmak için kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Batı Anadolu'da Rum nüfusu artırmak için faaliyetler yürüten azınlık cemiyeti aşağıdakilerden hangisidir? A. Etniki Eterya Cemiyeti, B. Mavri Mira Cemiyeti, C. Pontus Rum Cemiyeti, D. Rum İzcilik Okulu, E. Göçmenler Cemiyeti. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Yunanistan'ın bağımsızlığı için kurulup Birinci Dünya Savaşı esnasında Batı Anadolu'da Rum nüfusu artırmak için faaliyetler yürüten azınlık cemiyeti Etniki Eterya Cemiyeti olacaktı. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Bu ne gaflet ve körlük ve hatta ne budalalık. İstanbul'un önde gelen adamları da bu düşüncede işlerinden biri çıkıp da ya istiklal ya ölüm diyemiyor. Mustafa Kemal Atatürk yukarıda verilen sözleri aşağıdaki konulardan hangisi hakkında söylemiştir? A. Boğazlar meselesi, B. Manda ve himaye meselesi, C. Osmanlı borçları, D. Musul meselesi, E. Hatay sorunu. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk bu sözleri Manda ve himaye meselesi hakkında söylemiştir. Sivas Kongresi'nde hatırlarsanız Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm diyerek manda himaye tartışmalarına son noktayı koyuyordu ve bu tartışma bir daha açılmamak üzere kapatılıyordu. Sorunun doğru cevabı manda himaye meselesi. Bu sabah Şehzadebaşı'ndaki Mızıka Karakolu'na İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonuçta şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilginize sunulur. Yukarıdaki 16 Mart 1920 tarihli telgrafıyla İstanbul'un resmen işgal edişine Ankara'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk'e haber veren kişi kimdir? A. Ali Fethi Bey, B. Rauf Bey, C. Celalettin Arif Bey, D. Tunalı Hilmi Bey, E. Manastırlı Hamdi Bey. Arkadaşlar sorunun doğru cevabı Manastırlı Hamdi Bey'di. Hatta Manastırlı Hamdi Bey soyadı kanunundan sonra Mart 16 soy ismini alacaktı bu gelişmedeki rolünden ötürü. Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınmaz sözleriyle halkı Fransız işgaline karşı ayaklandırmıştır. Yukarıda bahsi geçen işgal altındaki şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Rıdvan Hoca'nın halkı bu sözlerle işgale karşı isyan teşvik ettiği şehrimiz Maraş olacaktı. Sorumuzun doğru cevabı. Milli Mücadele'de onbaşı rütbesiyle yer aldı. Kurtuluş Savaşı konulu ilk roman olan Ateşten Gömlek isimli eseri yazdı. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki yazarlarımızdan hangisine aittir? A. Halide Edip Adıvar, B. Halide Nusret Sorlu Tuna, C. Faik Rıfkı Atay, D. Refik Halit Karay, E. Yakup Kadri Osmanoğlu. Yakup Kadri Kar Osmanoğlu. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Halide Edip Adıvar olacaktı. Halide Edip Adıvar Kurtuluş Savaşı temalı pek çok esere imza atmıştı. Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye bunlar arasında en bilinenleriydi. Kurtuluş Savaşı temalı ilk romanın sahibi de yine kendisiydi. Sorumuzun doğru cevabı A. 20. yüzyılda Türk önderliğinde birçok alanda yeni kurumlar açılırken çağın gereklerine uymayan bazı eski kurumlar da yenilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde çağın gereklerine göre yenilenerek varlığını sürdüren kurumlardan biridir? A. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, B. Musiki Muallim Mektebi, C. Yüksek Ziraat Enstitüsü, D. İstanbul Üniversitesi, E. Türk Dil Kurumu. Arkadaşlar, şimdi bu okullardan bahsettiğimiz bu 5 kurumdan 4'ü Atatürk döneminde sıfırdan açıldı. Bir tanesi ise Osmanlı'dan kalan bir kurumun iyileştirilmesiyle, ıslah edilmesiyle ortaya çıktı. Biz onu arıyoruz. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Atatürk döneminde doğrudan kuruldu. İlk defa kuruldu. Musiki Muallim Mektebi aynı şekilde ilk defa kuruldu bu dönemde. Yüksek Ziraat Enstitüsü evet Atatürk döneminde ilk defa kurulan bir kurumdu. Türk Dil Kurumu aynı şekilde Atatürk döneminde ilk kez kurulmuştu. İstanbul Üniversitesi ise Osmanlı'dan kalan Darülfünun'un çağın gereklerine uygun hale getirilmesiyle ortaya çıkmıştı. İşte sorumuzun doğru cevabı bizim aradığımız şık D. İstanbul Üniversitesi olacak. 1924 Anayasası'nda aşağıdaki maddelerden hangisi yer almamıştır? A. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. B. Devletin dini İslam'dır. C. 30 yaşını geçen her Türk vatandaşı vekil seçilebilir. D. Meclis her daim hükümeti denetleme hakkına sahiptir. E. Seçimler 4 yılda bir yapılacaktır. 1924 Anayasası'nda aşağıdaki maddelerden hangisi yer almamış arkadaşlar? Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 24 Anayasası'nda var.
Devletin dini İslam'dır. Evet, halifelik kısa süre önce kaldırıldığı için bu maddede 24 Anayasası'nda yer aldı. 1928 senesinde çıkarıldı. 30 yaşını geçen her Türk vatandaşı vekil seçilebilir. Bu madde var mı? Hayır, bu madde yok. Çünkü 1930'da başlayan kadınlara siyasal haklar verilmesi sürecine kadar seçme seçilme hakkı sadece erkeklere aitti. O nedenle 24 Anayasası'nda bu ifade sadece Türk erkekleri için kullanılıyor. Sorunun doğru cevabı C şıkkı olacaktı. Bu arada kadınlara seçme seçilme hakkının tanınmasının aşamalarını da hatırlayalım soru vesilesiyle. 1930'da önce belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi. 1934'te ise milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı tanındı Türk kadınına. 1928'de açılan millet mekteplerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yeni Türk alfabesinin ücretsiz olarak öğretmiştir. 1936-50 yılları arasında ulus okulları adıyla hizmet vermiştir. Kırsal kesimde gezici olarak da eğitim vermiştir. Atatürk'e başkomutan unvanını vermiştir. Her eğitim dönemi sonunda sınav uygulanmıştır. Arkadaşlar, millet mektepleri Harf İnkılabı'nın ardından açılmıştı ve halka ücretsiz okuma yazma eğitimi veriyordu. Yeni Türk alfabesini ücretsiz olarak öğretiyordu. 1936-50 yılları arasında ulus okulları adıyla hizmet verdi. Kırsalda millet mekteplerinin açılamadığı yerlerde gezici mektepler hizmet vermişti. Her eğitim dönemi sonunda sınav uygulanıyordu. Başarılı olanlara sertifika verilip eğitimleri tamamlanıyordu. Atatürk'e başkomutan unvanını millet mektepleri değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi vermişti Kurtuluş Savaşı esnasında. Millet mekteplerinin Atatürk'e verdiği unvan baş öğretmen unvanıydı. Sorunun doğru cevabı D olacak. Aşar vergisinin kaldırılması aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmeleri doğrudan hızlandırmıştır? Arkadaşlar, aşar tarımda üretim yapan çiftçiden ürettiği ürünün onda biri oranında alınan vergiydi. Aşarın kaldırılması tabii ki doğrudan tarım alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Milli servetin dağılımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz önünde tutmak milli birliğin en önemli temsilcisi olan devletin en önemli vazifesidir. Mustafa Kemal Atatürk yukarıda verilen sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir? A. Devletçilik, B. Laiklik, C. Cumhuriyetçilik, D. İnkılapçılık, E. Yurtta barış, dünyada barış. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk burada verilen sözüyle milli servetin hakkaniyetli şekilde dağılımında devletin önemli bir rol üstlendiğini, halkın refahının sağlanması ve korunması için devletin önemli bir noktada yer aldığını söylemektedir. Yani bize devletçilik ilkesinin öneminden bahsetmektedir. Atatürk dönemindeki Türk-Yunan ilişkilerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır? A. Patrikhane sorunu, B. Ege Adaları'nın silahlandırılması, C. Mübadele sorunu, D. Balkan Antantı'nın imzalanması, E. Venizelos'un Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'nü aday göstermesi. Arkadaşlar, Türk-Yunan ilişkilerinde Atatürk döneminde hangisi yaşanmadı? Patrikhane sorunu yaşandı. 1925 senesinde mübadele kapsamında yer alan bir ismin Patrik seçilmesi nedeniyle yaşanmıştı bu sorun. Mübadele sorunu, evet, Atatürk dönemindeki önemli dış politika konularından bir tanesiydi. 1930 sonrasında çözülmüştü ancak. Balkan Antantı'nın imzalanması 1934'te Yunanistan'da arasında bulunduğu Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında imzalanmıştı. E şıkkında Venizelos'un Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi yine Atatürk'ün sağlığında Atatürk döneminde gerçekleşmişti. Ege Adaları'nın silahlandırılması ise Atatürk'ün vefatından çok sonrasında yaşanmış bir dış politika sorunuydu Yunanistan'la. O yüzden sorunun doğru cevabı E olacaktı. Clearing, ülkeler arasındaki ödemelerin malla yapılmasını öngören ticaret anlaşmalarının bir türüdür. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yukarıda tanım verilen clearing sisteminin uygulanması sonucunu doğurmuştur? Arkadaşlar, clearing sistemi 1929'da dünya ekonomik krizinin etkisiyle uygulanır oldu. Bir başka deyişle malımı alanın malını alırım şeklinde de ifade edilebiliyor. Ülkeler arasındaki ticari ilişkiler mal değiş tokuşu şeklinde gerçekleşmişti clearing sistemine göre. Sonra doğru cevabı C şıkkıydı. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından Türkiye, İsrail'i resmen tanıyan ilk
Müslüman ülke olmuştur. Türkiye'nin böyle bir adım atmasında etkili olan durum aşağıdakilerden hangisidir? Türk-Musevi ilişkilerinin gelişmiş olması, Türkiye'nin ABD yanlısı dış politika izlemesi, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle sorunlar yaşaması, Türkiye'nin yeni müttefik arayışı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e katılmak istemesi. Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler'e katılmak istediğimiz için İkinci Dünya Savaşı'na sembolik olarak dahil olmuştuk. NATO'ya katılmak için de biliyorsunuz Kore'ye asker göndermiştik daha öncesinde. İsrail'in kuruluşunu ilk tanıyan ülkelerden birinin Türkiye olması, hatta ilk tanıyan Müslüman ülkenin Türkiye olması, Türkiye'nin ABD yanlısı bir dış politika izlemesinden kaynaklanmaktaydı. Sorunun doğru cevabı B olacaktı. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri yumuşama döneminde ABD-SSCB arasında soruna neden olmuştur? 1. Küba buhranı, 2. YouTube krizi, 3. Keşmir sorunu, 4. Kore Savaşı. Arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken husus yumuşama döneminde iki taraf arasında soruna neden olmuş olması. Şimdi Küba buhranı yumuşama döneminde mi krize dönüştü? Evet, 1960'ların başında yumuşama döneminde krize dönüştü. YouTube krizi keza aynı dönemde yine ABD-SSCB arasında yaşanan sorundu. YouTube krizi bu arada neydi? İncirlik'ten kalkan bir Amerikan casus uçağının Sovyet hava sahasında düşürülmesi olayıydı. Keşmir sorunu, bunun ABD-SSCB gerilimiyle alakası yoktu. Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan bölgenin ismiydi Keşmir. Kore Savaşı, evet, ABD-SSCB'yi dolaylı yoldan karşı karşıya getirdi ama yumuşama döneminde değil, Soğuk Savaş dönemindeydi bu gelişme. 1950'lerin başındaydı. O nedenle bunu da alamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı yalnızca 1 ve 2 oluyor. Yani D şıkkı oluyor.